Herkese selamünaleyküm. Aleyküm selam. Biz alışveriş yapmaya bir yandan devam ediyoruz. Daha önce de konuştuk ama kitaplar her geçen gün artınca biz de alabildiğimiz ölçüde almamız gerekenleri. O kitap okuyoruz mesela, o kitapta başka bir kitabın ismi geçiyor. Ya da o yazarı çok beğeniyoruz. Ya bunun diğer kitaplarını da alalım diye başlıyoruz. Bu şekilde alışverişlerimiz oldu. Bayağı da var, yine de geliyor ama biraz paylaşalım istedik. Çünkü birikti. Kısmetse başlayalım Sizin istersen. tavsiyeleriniz de var bu arada. Aynen öyle, sizin tavsiyeleriniz de var. Hepsi buradan yaptık. Trendyol'dan yaptık. Amazon'dan yaptık. Aynen. Ücretsiz kitaplar da oldu. Hatta onları da vakti gelirsek paylaşabilirsek göstereceğim kısmetse. Umarım hepsi kitaptır. Bazı alışverişler, şimdi hepsi buradan aldım, başka bir şey çıkıyorsa kitap diye koymuş olabilirim. Öyle bir şey inşallah denk gelmez. Heh, evet. Niteliksiz adam. Ters döndü istersen. Bu birçok yerde 160-150 lira civarında. Hepsi burada da hala devam ediyor diye biliyorum. 130 lira. Döndürmen lazım abi, görüyoruz. Aynen öyle. Bu kitabı okuyacağımı zannetmiyordum açıkçası. Hani çok okuyacağımı zannetmiyordum ama sonrasında bu Yusuf Kaplan'ın MTO var. Medeniyet Tasavvuru Okulu var. Orada da okuma listesindeymiş. Öyle olunca okuyasım geldi. Demek dedim hani güzel bir kitap, güzel bir şey. Hemen okuyabileceğimi zannetmiyorum çünkü edebiyat anlamında çok bilgi birikimi olan biri değilim. Ciddi Hani ciddi 4 kitap dört kitap zaten. olmalı dört ile. Biraz daha edebiyat birikim oluşur diye ümit ediyorum. Daha büyüdüğüm zamanlar bu anlamda okurum diye düşünüyorum. Bakalım inşallah. Sadece bulunsun istedim. Fiyatları daha da artmadan alalım istedim. 130 lira dediğim gibi. Bunlar Trendyol'dan aldığımız kitaplar. Bayağı sarmışlar. Bunları kardeşimin eşi aldı. Ondan fiyatlarını tam söyleyemeyeceğim ama şöyle 4 al 3 öde falan vardı Trendyol'da. Ben normalde daha önce de söylemiştim, Trendyol'dan veya Hepsi Burada'dan bazı kitaplara korsan gelebiliyor diye. Aldığınız satıcıya dikkat edin. Bir de aldığınız kitaba dikkat edin. Bazı kitapların korsanını yapamıyorlar. Hasan İzzettin Dinamo'yu çok sevdiğimi söylemiştim. Savaş ve Açlığa kitabını. Ve bu bir 6 kitap mıydı, 4 kitap mıydı, bir seri şeklinde. O yüzden almak istedim hepsini. Musa'nın Mapushanesi de bunlardan birisi. Bunu da uygun bir fiyata aldım ama çok ne kadar aldım 15 lira etiketi hatırlamıyorum. var da. Ha, 15, belki din 15'e falan almışımdır. 4 al 3 öde varken bir tanesi bedava gelmişti yani. Öyle bir şeydi. Kesinlikle tavsiye ediyorum Savaş Başları. Diğerlerini daha henüz okumadığım için bir şey diyemeyeceğim. Şimdi Ramazan geliyor. Belki o sürede yine okuyabilirim. Çünkü hem konu itibariyle bence Ramazan'a çok uygun. Hem nefis olarak insanın kendini terbiye etmesi açısından bu kitaplar bence insanı bir dur dedirtiyor diye düşünüyorum. Öksüz Musa, Savaş ve Açlardan sonraki kitap. Direkt Öksüz Musa diye devam ediyor. Dediğim gibi burada Musa diye geçen karakter yazarın kendisi aslında. Kendini Musa olarak göstermiş. Bu inşallah yakın zamanda okumak istediğim, belki de Nisan ayında kısmetse okuduğum, okuyacağım kitaplardan olacak inşallah. 28 Aralık kitabı var. Hatırlamıyorum ama çok uygun aldım. Yani Trendyol'da bunlar çok uygundu. Satıcı da Tekin Yayın Evi. Yani kitabın yayın evinin kendisiydi satıcı. O yüzden çok uygundu. Mutlaka alacaksanız bir oraya da göz gezdirin derim. Açlıkta bu kitabın, bu serinin 3. kitabı yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde devam ediyor. 3, 4, 5 şeklinde bayağı ilerliyor. Aldım inşallah onları da. Okumak istiyorum. Bu Hepsi Burada'dan bedavaya aldığım kitap. Nasıl bedavaya aldım onu da söyleyeyim. Bu Tıkla Kazanları takip edin, tavsiye ederim. Bilhassa hafta sonu olan Tıkla Kazanlar kitaplarında kargo bedava olduğu zamanlar oluyor. Bana 10 lira çıktı, 10 lirayla da gidip bunu aldım. Bedavaya gelmiş oldu. Tavsiye ederim. Okumamıştım. İnşallah okurum diye düşünüyorum. Hepsi Burada da bazen 3 al 2 öde veya işte 3 tanesi 50 lira gibi bir kampanya oluyor. Nitekim bu da onlardan bir tanesiydi. Tiamatlardan aldım. Tiamatlar normalde 23 lira falandı. Burada 19 liraya düşmüştü. İki tane aldım. Belki birine hediye ederiz diye düşünüyorum. Çünkü İhsan Oktay Yanar'ın dilini biz çok beğeniyoruz. Evet, çok Puslu güzel. Kıta Atlas'ını çok Aynen, sevmiştik. süper. Aynen öyle. Bunu da çok seveceğimize inanıyoruz. İnşallah okuruz. Size de inşallah hediye Hediyeler. edebiliriz. Bu arada oğlumuz geldi. Karamazov Kardeşler bende yok diye biliyorum. O yüzden almak istedim. Fiyatı da uygundu diğer sitelere göre. 3 al 3 32 tanesi. liraymış etiketi. 3 tanesi 50 liraydı işte. 19, 19, 40 lira o ikisi. 10 liraya falan gelmiş oldu. Bu şekilde. Çok yaşa oğlum. Anneciğim, anneciğim, bana elemeyelim. Yine bu ara bu homoseksüellik üzerine kitaplar okumaya çalışıyorum. Belki de bu kavga onunla ilgili olabilir. Trendyol'dan aldım. Çok affedersiniz. Trendyol'da bazı kampanyalar var gerçekten. Thomas Mann'ın Majesteleri Kralı. Bunu da çok uygun almış oldum aslında.
Bakayım ama var mı bilmiyorum, listelerde göstermiş miyim. Ama bayağı uygundu. Şuradan bakacağım. Evet, şurada varmış. Bunu ben 21 liraya almışım. Bayağı da uygun. Normalde diğer yerlerde 35'ten aşağı değildi yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde bir fiyatı var. Can Yayınları. Can Yayınları, evet. Beyaz kapak. Beyaz evet. Kapaklardan pek kalmadı biliyorsunuz. Jelatini bile üzerinde. Esas almak istediğim kitap buydu. Eşcinsellik üzerine. Alfred Adler'in kitabı bu. Çok kişi öneriyor. O yüzden okumak istedim. Bu ara bunun üzerine okumalarım olduğunu söylemiştim. İnşallah bu okumalarıma devam edeceğim ara ara. Bunu da ne kadar almış? 12 liraya almışım. Etiketi yok. Yok. Yasal Yayınları'ndan. Evet, evet. Barla'da Diriliş, Yavuz Bahadıroğlu. Açıkçası bu kitaplar tek bir satıcıdan... İkinciyle benziyor kitap sanki. Eski olduğu için muhtemelen. Yani basımı çok öncedir onun Ahmet. Ondandır o. Evet, bayağı zaten kitap şeyi de öyle. Ne o? Kağıdı da öyle. Evet. 1997. Evet, 7 lira bu kitapta. Yani ikinci el değil ama dediğim gibi basımdan dolayı eski basım olduğu için. Bayağı bence değerli bir basımdır diye düşündüm. Farklı. Aynen, eski kitaplardan. 7 liraya aldım zaten. Bu zamanda artık kitaplar biliyorsunuz bu fiyata çıkmıyor. Acı Deniz, Fatma Barbarasoğlu'nun ben bir kitabını okumuştum. Hatırlamıyorum ismini. Beğenmiştim. Bunu da öykü kitabıymış. Kısa kısa beğenirim diye düşündüm. Dediğim gibi indirimli olduğu için 8 liraya almış oldum. Bu da bu şekilde. Borges'in de Atlas'ı. Bunu da 11 liraya aldım. Bu da diğer sitelere göre bayağı uygundu. Listemi tamamlamış oldum bu şekilde. Hepsi burada da bayağı kampanyalar oluyor kitaplarda. Ben bu Itaki'nin bu serisini çok istiyordum. Devam ediyoruz. Necip Mahfuz'u hiç okumadım ben. 18 lira gibi fiyatı vardı. O yüzden almak istedim. Aldım 28 lira. Miramar. Evet, bayağı uygundu diye düşünüyorum. Kırmızı Kedi'den. Bir Osmanlı Subayı'nın Esaret Günlükleri. Bu kitabın da yorumları çok iyiydi. Savaşla ilgili kitaplar çok hoşuma gidiyor. Bilgim de olmadığı için, tarih bilgim de olmadığı için o dönemlere bu kitaplardan da bakmak hoşuma gidiyor açıkçası. Kısmetse okumak istiyorum bunu da. Bunu da 18 liraya almışım. Hepsi burada da. Takip edin derim. Özellikle hafta sonuna doğru hepsi burada da bayağı indirimler oluyor. Ben mutlaka kitap kısmına bakıyorum. Şermin Yaşar'ı çok seviyorum. Türk öykücülüğünde bence çok güzel bir kalemi var. Bilhassa bu Ege tarzını sevenler için çok güzel. Gelirken Ekmek Aldı son çıkan kitaplarından. Almamıştım, elimde yoktu. 3 tane kitabını nasıldı? 3 al 2 ödesi vardı. 25-25-25, 75 lira kitabı 50 liraya almış oldum. 44 lira. Aynen, evet. Evet, 25 lira normalde. Dediğim gibi bir tanesini aldım, bir tanesine para vermiş oldum. Göçüp Gidenler koleksiyoncusu bende vardı ama o kitabı ne oldu, kime verdim de kaldı bilmiyorum. O yüzden tekrar almak istedim. Mutlaka bu kitabı alın. Çok güzel bir kitap. Çok güzel öyküler var içinde. Kalk Yerine Yat, bu da yeni çıktı. Çok merak ediyorum. Kapak zaten çok güzel olmuş bence. Tam böyle evet. Eski zamanların şeyi. Şermin Yaşar'ın da dili zaten böyle. 3 tane kitabını 50 liraya almış oldum böylelikle. Normalde dediğim gibi 75 lira gibi bir fiyat oluyor. Şermin Yaşar'la tanışmayanlar mutlaka tanışsın. Hem güldürüyor hem düşündürüyor gerçekten. İtaki'nin dediğim gibi az önce yarım kaldı. Bu serisini almak istiyordum. Sürekli böyle sepetime ekleyip hadi bu sefer almayayım deyip bıraktığım kitaplardan da. İyi ki almamışım. Çok seviniyorum çünkü. Japon klasikleri. Aynen 3 al 2 ödesinde yaptım. Bunu 14 liraya aldım yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım yine listeye de. 14, 12, 26 almış oldum toplamda yani aslında. Bayağı da uyguna geldi. Şöyle bakayım tekrardan. Evet. Yaban Kız 12 liraymış. Pardon yanlış söylüyormuşum. Evet. Bu 12 lira. Bu 14 lira. Bunu da ismini Yeşil Bambu ve diğer fantastik öyküler. Şeytanın Çırağı da ücretsiz oldu böylelikle. Yani 3 tane kitabı 24-26 lira gibi fiyat almış oldum. Bayağı uyguna geldi. Japon edebiyatı. Aynen. Bayağı güzel kapak tasarımları var. Herkes de çok beğeniyor okuyanlar. Amazon'un da oğlumuzun sesinden dolayı kusura bakmayın artık. Yoksa çekemiyoruz. Robinson Crusoe bize geldiğinde bilmiyorum hatırlıyor musunuz? O alışveriş videosuna ezik çıkmıştı. Ben de Amazon'a iade için başvurdum. İade etmenize gerek yok. Biz size yenisini göndereceğiz demişler. Elimize çok düzgün. Cool bir hareket. Aynen bence çok havalı. Ya ilk defa böyle bir talepte bulunduğum için böyle davrandılar. Yoksa Amazon'un politikası mı böyle bilmiyorum. Elimizde artık iki tane Robinson Crusoe oldu. Bir tanesi ezik, bir tanesi sağlam. Bu şekilde o da gelmiş yani. Onu da görmüş olduk. Amazon'da bu fırsatlarda, günün fırsatlarında bayağı indirimli kitaplar olabiliyor. Hem çocuklarla ilgili kitaplar çıkabiliyor. Biz çocuklara da bayağı kitap aldık. Hem de tanışmadığım yazarların kitaplarını görüyorum, almak istiyorum. Yine çok uygun olan kitaplar vardı. Mesela bu kitap, Ahmet Ümit.
Ahmet Ümit'in bu kitabı 18 lira. Yani daha zamlar öncesindeki olan fiyatlardan da aslında. Öyle olunca almak istedim. 18 liraya aldım bunu. 25 lira etiketi var. Evet ama işte şu an fiyatlar arttı ya. Normalde bayağı pahalıydı aslında. Hayalet kitap. Doğu Yücel hiç okumadım ama ismini çok duydum. Bu da hani 17.90, 18 lira. Bu da 28 lira. Doğru. Biliyorsunuzdur zaten bunların fiyatlarını. Hep bunları ben Kidsort uygulamasından kıyaslayarak aldım. Uygunsa diye aldım. Harbiden de uygundu. Ahmet Büke ile ilk defa tanışacağım. Yorumlarına baktım iyi gözüküyordu. 9.90 aldım. Bakalım kısmetse onunla da tanışmış olacağız. Bulgakom'undan genç bir köy hekimi kitabı. Bunu da 8.90 aldım. Öyküymüş. Evet, öykü kitabı. Ahmet Büke'nin yine İzmir Postası'nın adamları. Bu da 9.90. Bu da bu şekilde. Uygun diye aldım. Oya Baydar'ın Köpek Çocuklar Gecesi. Bu bir distopyaymış yanlış hatırlamıyorsam. Sana anlatmıştım değil mi? Güzel olduğunu söylüyor yorumlarda herkes. Bunu da 18.90 aldım. Bunu biraz pahalıydı ama diğer liste fiyatlarına göre uygundu fiyatı. 27 lira etiketi var. Evet. O şekilde bir alışveriş yaptım. Alacaklarımız bu şekilde. Yani bunlarla mutlaka tanışmak istiyordum. Hemen okumam muhtemelen ama en azından elimde bulunsun istediklerimdendi. İnşallah ömrümüz yeterse okumak istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Amazon'dan yine aldık. Amazon'da İnce Aral'ın kitapları çok uygundu. Mesela Kendi Gecesinde kitabı ne kadarmış bakıyorum. 11.90'mış. Hiç İnce Aral okumadım açıkçası ama yorumlarında güzel şeyler yazıyorlardı. Fiyatları da çok uygun olunca bir alalım madem bu kadar. Sıfır gibi değil yani sanki. Ha öyle mi? Biraz hasarlı gibi mi? Hasarlıdan ziyade biraz hasar var da. Ha sanki okumuş biri böyle koymuştu. Bence raflarda uzun süre kaldığı için de olabilir. Şurada falan kirlenmiş, eskimiş. Öyle mi gelmiş? Evet. Bilmiyorum. Olmadı. Gönderelim. Bilmiyorum. Tamam, bakalım yani sonra. Yine bu hangi kitap? Uykusuzluğa kitabı. Bunu ne kadar almışım bakayım. Uykusuzları da 5.90 almışım. Mesela bunun kapağı bendeki uygulamada daha farklı gözüküyordu. Sonra Sevginin Eşsiz Kışı. Bu da 7.90. Bunlar hep eski basından bitti. O yüzden bu kadar uygundu. 2014 galiba. Aynen. Kran Resimleri. Bu 6.90. Yani bu zamanda 5-6 lira kaç lira dedin? 12 lira etiketi var. Tamam. Bu kitap da 6.90 bu şekilde. Güzel olduğu söyleniyor. Aksız Ülke benim daha öncesinde eklediğim bir kitaptı. Elaine Forna'nın. Bunu da 15 liraya almıştım. Çok sepetinde duruyordu. Bir de Amazon 100 lira üzeri yapmış ya artık. Şarkını Söylediğin Zaman kitabı. Bu kitap da bakayım hemen şöyle 14.90'mış. Hala bunlarda indirimler var diye hatırlıyorum ben. Yine bakacaksanız. Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm. Bu kitap da 8.90. Ruhumu Öpmeyi Unuttun. Bu kitapta bakayım hemen 7.90'mış. Yani 5-6-7 şeklinde kitaplar hep böyle uygundu. İçimden Kuşlar Göçüyor. Bizim oğlan bu arada yeni geldi. Bu da 6.90'dı yanlış hatırlamıyorsam. 10.90'mış pardon. Anlar, İzler, Tutkular. Bu kitapta hemen söylüyorum 6.24'müş. Bugün oluşumuz artık videoya katılacak, kusura bakmayın. Çekemiyoruz çünkü çok uzun zamandır çekmek istiyoruz, bir türlü nasip olmuyor. Birikti de artık koli koli evde durursun da istemiyorum bunları bu şekilde. Bir an önce videoyu çekmek istedik. Onların uyumasını bekleyemedik artık. Uyumuyorlar çünkü. Uyusalar da uyanıyorlar. Evet anne. Çocuk kitaplarından alacaklarımız vardı. Onlar da uygun olanları aldım açıkçası. Onları seçmeye çalıştım. Evet öyle mini kitaplar. Bu 6.90 mıydı? Evet 6.90'lı fiyatı var. İşte bakarlar hem kuzenin de yeni doğum yaptı. Ona da hediye gönderirim diye düşündüm. Böyle çok güzel tatlı bir kitap. Aynen çok tatlı. Hem yiyemezler diye düşünüyorum. Bizim çocuklar çok yiyor çünkü. Bence yiyebilir bunu. Yer mi? Her türlü yiyorlar. Satranç uygulama kitabı. Ben satranç çok bilmiyorum maalesef. Eşim biraz öğretti ama çocuklarım belki daha iyi öğrenirler. Ben de öğretmeye kalkarım en azından. Belki babaların olmadığı vakitte diye almak istedim. Şöyle bu kitabı da 16.90 aldım. Bayağı güzel basımı var. Uygulamalı gibi göstermişler anladığım kadarıyla. Çok güzel. Hamleleri falan gösteriyor. Hı-hı. Evet. Şimdi gözüme çarptı.
Bunlar da normalde 22 lira olan kitaplardan. Şöyle daha böyle bir. Çok güzel. Hiç öyle olduğunu tahmin etmemiştim. 9.90 aldım bunu. Normalde 22 lira civarındaydı. Evet. İmkanı yok 9.90 almanın yanında. Öyle mi? Evet. Bilmiyorum. 1001 çiçekten. Yani. O yüzden aynı aldım. Şekilde. Turuncu sonbahar. Bu da öyle. Bu da 9.90'da dediğim gibi. Açıkçası bir de bunun baharı falan vardı ama onlar pahalı diye onları almadım. Dory çıkartmalı bir kitap olduğu için açıkçası bizim çocuklar çok seviyor demiştim. Bir de 6.90 lira bir fiyatı var. Öyle olunca almak istedim. Hangi yeni eviydi bu? Oo çok güzel bir çıkartmalı. Yeni evi göremiyor musun? Doğan Egmont. Ha Doğan yayınları tamam Doğan Egmont. Oradan çıkma. Bunlar da bu şekilde bir listeydi. Bence güzel kitaplar aldık. Hatta ben bir koliyi de açmıştım Ahmet. Onu da göstereyim hatta. Hop 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 hop. Evet. Bizim oğlumuz biraz yaramaz demiş miydi bilmiyorum. Evet. Hem konuşkan hem yaramaz. Evet. 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 Sayın Alma. Şöyle kamerayı. Şu an sabote oluyorum. Bir dakika. Devam ediyoruz sabahdan sonra. Evet, nesneler ve hayvanlar. Bunlar gölgeleri birbiri şöyle birleştirmeli, eşleştirmeli kitaplardan. Kartlar şeklinde, evet. Evet, devam edelim. Biz arada sürekli kesiyoruz ama. Dediğim gibi nesneler ve hayvanlar eşleştirme kitabıydı bu. Bunu da uygun almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakayım gene. 12 liraya almışım bunu da. Thomas Mann'in Değişen Kafalar, bir Hint efsanesi. Bu kitabı da çok beğeniyor millet. Yorumlarına baktım. Diğer sitelere göre de daha uygundu. 13.90 almışım. Bu da böyle. Evet, bize bu kitap, bu atlasların farklı farklı olanları var işte. Neler vardı bizde? Hayvan atlası var. Normal atlas var, büyük atlas. Gezginler mi? Kaşifler. Kaşifler ve bir şeyler daha vardı. Bunu da almak istedik açıkçası. Biz bunu Diyanar'da da geçen gün incelemiştik. Bunu da edinelim istedik. Bu da 71 lira, 70 lira 90 kuruş gibi fiyatı vardı. Normalde artık uçmuş tabii fiyatla. 72 lira falan olmuş. Şey pardon, 102 lira, 105 lira falan olmuş. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Zeytin topluyorlar baksana. güzel bence. Yani çocuklarımız şu an şu aşamada onlar için pek etkin olmayabilir ama ben çok sevdiğim için bulunsun istedim. Gezi etkinlik kitabı da uygundu fiyatı. 14.90'dı. 22.5 şey var. 14.90. 25 çekti galiba bu. Şöyle. Bu da baktım. Yapışkanlı evet. Yapıştırmalı değil mi? Yapıştırmalı sticker olunca sticker'lı. Aynen çok seviyorlar şu an yapıştırmaları. O yüzden aldım. Evet. Hadi oyna, hadi boya. Artık boyamaları geçeceğiz kısmet olursa. O yüzden onu da almak istedim. Bu da 7 lira 70 kuruş gibi bir şeydi. Aynısını bul. Bu da 14.90'dı. Hani resimleri kocaman olduğu için, kitap da kendi kocaman oldu. Yani büyük olduğu için hoşlarına gider diye düşündüm. Bu da onlardan. Kitap yurdundan çok oldu ben bu siparişimi alalım aslında ama bir türlü açamadım. Bu hangi yayın evinde? Bu İz Yayıncılık'ta %50 indirim olduğu haftaydı. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Aynen. İz Yayıncılık'ta. Zaten normalde kitap yurdu böyle jelatinliyormuş ya. Öyle demişlerdi hatırlıyorsan. Arkadaşım birisi yorum yazmıştı. Kitap yurdu aslında jelatinliyor diye. Çünkü sadece kartonda gelse bir yağmurda bir şeyde sıkıntı çıkabilir. Başladık. Evet Hamza. Ben Hamza'yı çok seviyordum aslında. Okudum ben bu Hamza'yı ama sağ olsun kuzenim aldı ve getirmedi. Getirmeyeceğini de bildiğim için tekrar sipariş ettim. Bunu da 17 liraya aldım. Hamza'yı bu İslam camiasında çok güzel bir dili vardır. Çok da sert vurur. Güzel vurur hem de. Ömer Faruk Dönmez. Mutlaka tavsiye ederim bunu. Öyle olunca diğer kitaplarını da almak istedim Ömer Faruk Dönmez'in uygun da olunca. Ölü bir yazarın anlattıkları. Bu da 14,5 lira. Yorumları gerçekten çok iyiydi. Aslında alma amacım bu kitaptı. Rasim Özden'in Gül Yetiştiren Adam kitabı. 16,5 liraya aldım bunu da. Ömer Faruk Dönmez'in Derviş Han'ını da aldım. O da 12 liraydı. Fiyatları uygundu. Bir daha da bulamam diye almak istedim. Bir Yobaz'ın Günlüğü 26,5 lira. Çok güzel bir dili var dediğim gibi. Kitap isminden de anlayacağınız üzere. Tavsiye ederim. Bunları okumadım ama Hamza'yı okudum. Hamza'ya kesinlikle kefilim. Okuyun, gülersiniz bol bol. Özellikle İslami noktada biraz hassasiyetiniz varsa bayağı güleceksiniz. Bu
Bu şekilde videomuzu bitirelim. Çünkü çocuklar da artık izin vermiyorlar. Kusura bakmayın gürültüden ötürü. Siz neler aldınız, neler okuyorsunuz paylaşırsanız seviniriz. Hayırlı günleriniz olsun, hayırlı hoşçakalın.